Şimdi hiçbir şekilde bahane kullanmayacağım. Video atmadım tamamen mal. Ortalıkta çok fazla Lord Enzel koronavirüs, koronavirüs, Lord Enzel Covid-19 oldu haberleri geziyor. Hepsi yalan. Yani video atmamın tek sebebi üşengeçlik. Yemin ederim üşengeçlik. Ama size söz veriyorum, bundan sonra video atmadığım bir ay boyunca, bu arada bir ay boyunca bir gün bile olmayacak. Her gün video atacağım. Ben bu arada bu kapağı çiğniyorum böyle. Güncelleme zamanı geldi ve güncelleme hakkında hiçbir video neredeyse yapmadım. Diğer YouTuberlar böyleydi, böyle oldu, ben böyleydim, böyleyim hala yani. O zaman bugün Brawl Stars güncelleme videosu gelsin artık. Yani Brawl Stars'a ne değişti? Herkes yaptı. Sen niye yapmıyorsun? Yani sayın Enzel, like istemeyeceğim ama sen de atarsın. 42 bin like gelecek. Çünkü geçen videoya 50 bin like geldiydi. Bundan önceki yaptığım video, güncelleme videosuna, canlı yayına değil. Bu yüzden bu videoya 40 bin, 42 bin, 43 bin gelir. Sen atarsın. Ben pek like istemeyeceğim. Sen atacaksın onu zaten. Ve 1.6 milyon mu olduk? Kaç olduk bilmiyorum. 1.06 mı olduk bilmiyorum. Yani ben o konularda çok şahilim. Amacımız 1.1 milyon abone olmak. Sonra kalp atmak. Seni seviyorum. Şimdi ben dükkana gelen daha Edgar'ı bile almadım arkadaşlar. Video dolayım bari Edgar dedim. Edgar çıkartana kadar atkı taktığım videosu ikinci kanala bence gelsin. Ki Edgar'ı çıkartmak zaten 2 saniye sürüyor. 30 saniyelik bir tane video olur. Manyak olur abi. Edgar'ı buradan aldık. Ücretsiz son katlayıcı gelmiş bugün. Ve detay videosu olacak bu. Evet. Şimdi neden Sprout var diye soracaksınız. Çünkü ben Discord üzerinden bir tane arkadaşın yorumlarını aldım. Ve onun yaptığı bir videoyu detay videosu olarak kullanmak istedim. 12 yaşındaki Efe'ye çok teşekkür ederim. Açıklama kısmından Discord'uma gelip siz de bana videolarda yardım edebilirsiniz. Efe bana yardım etmiş. Efe bana gönderdiği videoda oyunda neler değişirsin anlatmış. Şimdi Sprout'tan başlayalım. Sprout, Crow ve çoğu atıcı karakter aslında değişmiş. Peki ben bunları neden şimdi söylüyorum? Çünkü haberim yoktu. 11 gün video atmadım ben. Üstüne 3 gün de öyle video atmadım. Burada bir tane çarpı işareti var. Çok harika, çok güzel, çok inanılmaz, çok süper, çok güzel bir çarpı işareti var. Ve bu çarpı işareti aslında sizin nereye doğru atış ettiğinizi gösteriyor. Ve bu çarpı işareti sadece Sprout'ta yok. Başka karakterlerde de olabilir, bilmiyorum. Crow'un ultisinde de var arkadaşlar bu çarpı işareti. Şimdi Crow'un ultisini göstereyim size. Bu arada ben büyük ihtimalle linç yiyeceğim. Çünkü ben Crow'a çok inanılmaz bir kostüm aldım. Oyunda sadece zenginlerin alacağı bir kostüm aldım. Ve çok gereksiz zengin kostüm. Yani inanılmaz zengin ve genellikle kafası pek... Neyse ben aldım bu kostümü. Ve bu kostümde de arkadaşlar, dostum bu cidden çok epic man. Şimdi bakın arkadaşlar, böyle zıplarsam, bence tam buradan bunun üstüne zıplarsam, böyle aranızdan bir tane dişiye böyle zıplasam ne yapabilir? Böyle. Yani artık oyunda Crow'un zıplamasına bir tane çarpı işareti getirmişler. Bu yeni güncellemede gelmiş. Bu tamamen bir detay. Bunu detay videosu olarak düşünebilirsiniz. Güzel kızlara selam olsun. Buradan güzel kızlar eklesin. Şimdi diğer detaya geçelim. Bakalım diğer detay neymiş? Ve Yakup altında demiş ki, Lord Enzel yeni gelen Byron'un çubuğuna bak. Yeni gelen Byron'un çubuğuyla Amber, Ember, Ember'ın çubuğu aynı demiş. Kebi oldukça mantıklı. İlk önce Ember'ın çubuğuna bakalım. Ember'ın tuttuğu ateşin çubuğu çok güzel. Ember oyundaki en ateşli karakter. Yani ateş kullanan karakter. Ve Ember'ın çubuğuna bakarsanız, Ember'ın çubuğunun altında böyle sinsi, çizgin, birazcık kötü bir yüz var. Ve bu yüzün aynısı Byron'da da var. Ve ben kupa kasmen bir insan olduğum için artık Byron'u da göstereyim size. Byron'daki şu çubuğun yüzüne bakın arkadaşlar. Şuradaki çubuk, şu yüz, şu gözler aynısı. Ember, Amer, Ember'da da var. Ve bunun arasında ne bağlantı var ben bilmiyorum. Çünkü genellikle bağlantı olması gerekir. Yani bu kadar saçma bir şeyin bağlantı olması gerekiyor bilmiyorum. Fakat var cidden. Gözlerine bakın arkadaşlar. Buradaki sinirli göz ama ağzı olmayan göz Byron'da da var. Ve bunun cidden amacı ne bilmiyorum. Bunun sizin yorumlarınızı bekliyorum. Yani neden bu olabilir? Bunun yorumları nedir? Yani siz buna bir karar verebilirsiniz. Sevgili Lord Enzel, neden burada Ember'ın yüzü var diye sorabilirsiniz bana. Ve bir olay daha var. İnternetteki bu Strosh diye bir yaşayıcının paylaştığı video göre, biliyorsunuz oyunda bir sürü hediye veriliyor ayın 24'üne kadar ve artık bir hediyeleri söylemeye gerek yok. Hayvan gibi hediye geldi abi. Bir sürü hediye geldi ve bu hediyelerden bazılarını çok merak ediyorsunuz büyük ihtimalle arkadaşlar. Ve bu hediyelerden en çok merak edilen şey büyük ihtimalle ücretsiz gelecek kostüm hediyesi. Ve bu ücretsiz gelecek kostüm hediyesini artık çoğu kişi biliyordur. Ben bunu detay videomda gösterdim. Gizli bir tane kostüm var o Brawl Talk'ta dedim. Ve şu kostüm aslında. Orada bir tane gizli kostüm gizlenmişti. Bu kostüm oyuna gelecek demiştim arkadaşlar. Ve bu videoyu izlersek gördüğünüz gibi, bugün Aralık 20. Aralık 20'de jeton katlayıcı verdiler bize. Bu doğru. Aralık 21'de bize böyle pinler filan geldi. Yani bu da doğru. Aralık 22'de yıldız puanı gelecek galiba. Ben bilmiyorum. Ya da yıldız puanı alacak bir şeyler gelecek galiba. Aralık 22 bunu söylemişler. Aralık 23'te jeton katlayıcıdan bahsediyor sanırsam. Bu da doğru olabilir. Ve Aralık 24'te Brawl'un geleceğini iddia ediyor.
Büyük ihtimalle Brock aralığın 24'ünde gelecek zaten arkadaşlar. Peki neden bundan bu kadar eminiz? Yani detay videomuza eminseniz bilmiyorum fakat zaten bize ücretsiz bir tane kostüm vermişlerdi geçen sene. Ücretsiz deko setimiz olmuştu. Bu sene neden ücretsiz kostümümüz olmasın? Bence yani olsun arkadaşlar. Bu sene de Brock ücretsiz kostüm gelsin. Brock inanılmaz bir Brock olsun. Brock'un eski kostümü, eski 2016, 2017, 2018 artık ne zaman Brock çok yakışıklı bir kostüm. O kostümün geleceğini iddia ediyor çoğu yaşayıcı. Ve ben de bir yaşayıcı olarak bu kostümün geleceğini iddia ediyorum arkadaşlar. Ve siz de büyük ihtimalle inanabilirsiniz buna. Yani bu iddia, bu tamamen iddia, kesin gelecek demiyorum. Ama bence ayın 24'ünde Brock kostümü gelecek arkadaşlar. Yani bence benim fikrime göre, kendi fikrim. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Şimdi diğer detaya geçelim bakalım diğer detay neymiş arkadaşlar. Ve bir olay daha var arkadaşlar. Biliyorsunuz önceden sürüyle harita vardı. Eğer dostluk maçına girerseniz bu haritaları görebilirsiniz. Önceden oyunda olan mağara arısı, bu inanılmaz harita. Bu harita önceden gece haritasıydı. Oyunda yani yaklaşık 8-9 ay gece haritası boyunca kaldı. Ve bu harita oyunu ilk eklendi. Bu harita gündüz haritasıydı. Bu haritanın oyuna ilk eklenmiş halini almışlar. Geri getirmişler bunu gündüz haritası olarak. Ve karanlık geçit gelmiş. Ve bu karanlık geçit artık karanlık değil, aydınlık geçit olmuş. Çünkü bu harita da gece haritasıydı. Bu haritayı gündüz haritasına çevirmişler. Ve en sevdiğim, oyuna bir sürü harita geldi. En güzeli ise arkadaşlar neredeydi? Neredeydi o? Adeşkale. Adeşkale'de geldi arkadaşlar. Bu harita oyunda Daryl'la beraber oyunun mekaniklerini bozabileceğiniz bir harita. Daryl'la beraber bu haritada şu tür buglar yapabiliyorsunuz. Videoda gördüğünüz gibi şu tür buglar yapabiliyorsunuz. Ve Daryl bu haritanın en iyi karakteri. Bu harita gelirse eğer çift hesaplaşmaya, bunu Daryl'la beraber oynamanız gerekir. Bu haritada bir sürü eski haritaları görebilirsiniz. Asit gölleri de mi eski haritaydı bilmiyorum. O bu Bingöl. Bingöl'ü almışlar, asit gölleri yapmışlar. Abi olayın saçmalığına bak. Haritaların isimleri değişmiş. Mağara arası gelmiş. Ara mağarası da var mı aynı zamanda bilmiyorum. Yani artık oyunda eski haritaları göreceğiz arkadaşlar. Kraliyet yolu falan gelmiş. Bunların hepsi eski harita. Bunların hepsi eski harita abi. Artık yani bu haritaları da oyunda göreceğiz. Ara mağarası, mağara arası falan filan. Mağara arası zaten önceden bu şekildeydi biliyorsunuz. Yani artık gene bunlardan bir şeyler yaparlar bilmiyorum. Supercell kafasına göre harita ekleyip çıkartıyor. Ve bunlardan artık eski elmas kapmacılar da gelmiş. Ve Supercell artık gerçek oyuncular, normal oyuncular harita yapamadığı için, normal oyuncular yeteneksiz olduğu için, ben dahil, aranıza bazıları yetenekleri, onları çok seviyorum. Yetenekli insanlara buradan selam olsun. Kendileri artık Supercell böyle abilik kubilik saçma sapan haritalar yapmış arkadaşlar. Neşeli ayaklar mı? Neşeli ayaklar diye haritalar var. Beşik kemer var. Beşik kemer çok saçma bir harita. Bunları Supercell yapıyor. Artık oyuncular güzel bir harita yapamadığı için Supercell artık kendi haritalarını kendisi getirmeye başlamış. Yani artık kendi haritalarınızı büyük ihtimalle göremeyeceksiniz. Çünkü Supercell artık harita getiriyor. Yani değişik değişik haritalar getirmeye başlamış. Ve bu detay İdil'den gelmiş. İdil 12 demiş ki dükkana yeni gelen bir tane kostüm var. İnanılmaz güzel bir kostüm. Kardan adam tik. Kardan adam tiki yan çevirirsen yanında bir tane gölge var. Ve bu gölge çok saçma bir gölge arkadaşlar. Tik'in neden böyle bir gölgesi var? Acaba yanındaki bu Tik'in kafasına oyun ayrı bir gölge olarak mı algılıyor bilmiyorum. Ve burada gördüğünüz gibi Tik'i sağa böyle sola mı artık nereye doğru çevirseniz bilmiyorum. Sola bakıyor yani Tik şu an sola bakıyor. Sola çevirin. Tik'i sola çevirince Tik'in sağ tarafında bir tane böyle bir gölge var. Böyle Tik gölgesi var. Ve Tik'in bu gölgesi acaba ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yani burada galiba gizli bir şey olması gerekiyor. Ben bunu bir satın alayım. Satın alırsam ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Tik'in kardan adam Tik kostümünü satın aldım. Satın alırken normal sadece bir tane dairesi var. Fakat dükkandan bakırken iki tane dairesi vardı. Ve ben şu an Tik'i satın aldım bakalım. Ana menüde böyle gözükmüş Tik. Bunu da çok merak ediyorum. Yok, ana menüde böyle gözükmüyor. Sadece orada gördüğünüz gibi dükkanda Tik'imiz bir yazacak bir bug'a giriyor sanırsam. Ve Tik bug'a girince orada iki tane Tik şeysi oluyor arkadaşlar. Bu da güzel bir detay. Oyunun böyle saçma sapan bir güncelleme bug'ı olarak bunu. Bence bunu yazalım. Şimdi diğerine geçelim arkadaşlar. Sen de like at, abone ol. Like atmayırsa sana çok üzüldüm. Harbi çok üzüldüm yani. Harbi üzüldüm. Birazcık üzüldüm. Benim moralim düştü şu an. Çok ciddiyim. Ve bu arada videonun başında gösterdiğim çarpı olayı var ya. Hani mesela Sprout'tan ateşleyici bir tane çarpı olayı vardı. O Piper'ın ultisinde oluyor arkadaşlar. Onu da söylemeyi unuttum. Onu da söyleyeyim. Ve oyunun tamamen görsel bir hatası da var. Bu görsel hata Edgar. Ücretsiz ve inanılmaz karakterimiz Edgar'la geliyor. Edgar'ın kulağı parlıyor yani. Neden böyle bir detay var ben de bilmiyorum. Gördüğünüz gibi tam minik bir ara var. Bu arada artık menüde kar yağıyor. Bunu söylemeye gerek yok. Bunu herkes biliyor. Burada çok minik çevirirseniz Edgar'ın kulağı parlıyor. Benim kulağımın parladığını düşünsenize. Ve diğer kulağı da parlamıyor. Yani diğer kulağı çok az bir şey parlıyor. Kulağın arkası parlıyor. Böyle saçma bir görsel hata var. Ve bazı arkadaşlar iddia etmiş ki Edgar'la Colette, Jolette'nin sevgili olduğunu iddia eden bir sürü yaşayıcı var arkadaşlar. Çünkü Edgar'ın üstündeki kıyafetlerine bakın. Edgar'ın rozetlerine bakın. Edgar'la Colette aynı yerde çalışıyor. Ve bir sürü insan, bir sürü artık izleyici de demiş ki Edgar'la Colette sevgili.
ilgili. Edgar'la Colette'in üstteki kıyafetlere bakın arkadaşlar. Burada Colette'i görüyorsunuz. Colette'in pantolonu. Ve Edgar'a bakalım. Edgar'ın pantolonu ve Colette'in pantolonu aynı. Üstteki rozeler birbirine çok benzer. Fakat bu olayın özeti şu. Colette'le Edgar aynı dükkanda çalışıyor. Ve Edgar aynı dükkanda çalıştığı için büyük ihtimalle giydiği şeyler benzer olabilir. Fakat sevgili de olabilir. Çünkü bu oyunda biliyorsunuz Poco'yla hem sevgili. Poco'nun telefonunda Emzin fotoğrafı var. Emzin işte aynı, tam tersi. Vice versa. İngilizce kelime kuramı havalı oldum. İşte böyle böyle şeyler var arkadaşlar. Yani oyunda sevgili olabilir bunlar. Hiç fikrim yok. Poco'yla da Piper sevgiliydi. Yok. Piper'la da Rico sevgiliydi. Neyse, kendinize iyi bakın. Yani nasıl bir video oldu ben de bilmiyorum. Detay videosu karışık oldu. Yani bambaşka bir video oldu. Ücretsiz Edgar dedik. Ücretsiz kostüm dedik. Ve her türlü şeyi gösterdim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben bunu da sürüyorum. Hoşçakalın. Like atın, abone olun. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Süperdi abi. Güzel videoydu. Kendinize iyi bakın. Like attın sen. Ben çok mutlu oldum. Abone oldun. Sen süpersin abi.